Merhaba. Bugün 20 Eylül'de burçları bekleyen önemli astrolojik olaylardan bahsedeceğiz. Güneş'in Başak burcunda olduğu bu dönemde ayın fazı ve gezegenlerin konumu burçlar üzerinde büyük etkiler yaratıyor. Her burç bu etkileri farklı hissedecek. Günlük yaşamda astrolojik rehberlik almanın ne kadar faydalı olabileceğini konuşacağız. Hadi başlayalım. Güneş 20 Eylül'de Başak burcunda parlıyor. Bu dönemde detaylar, planlama ve organizasyon öne çıkıyor. Başak enerjisi verimliliğe ve pratikliğe odaklanmamızı sağlar. İş, sağlık ve kişisel gelişim konularına daha fazla dikkat etmek isteyebiliriz. Bu, özellikle uzun süredir ertelediğiniz işleri yoluna koymak için harika bir zaman. Kendinize bir program hazırlayıp detaylara odaklanabilirsiniz. Başak burcunda güneş aynı zamanda ilişkilerde de daha mantıklı ve objektif olma gerekliliğini ön plana çıkarır. Günlük hayatımızda düzen ve temizlik konuları da önem kazanabilir. Eğer bir şeyleri düzenleme fikrinden hoşlanıyorsanız, bu dönemi değerlendirin. Ayın hangi fazda olduğu duygusal dünyamızı büyük ölçüde etkiler. 20 Eylül'de ay büyüyen fazdaysa, yeni başlangıçlar için mükemmel bir dönemdesiniz. Yeni projelere başlamak, ilişkilerde taze bir başlangıç yapmak için harika bir zaman. Eğer küçülen fazdaysa, eski işleri tamamlamak, duygusal olarak kendinizi toparlamak için fırsatlar sunar. Bu dönem özellikle duygusal dengeyi bulma ihtiyacı doğurabilir. Kendinize daha fazla zaman ayırın, meditasyon yapın ya da yürüyüşe çıkın. Ay fazı, ruhsal dünyanızda büyük bir etki yaratacağı için içsel farkındalığınızı artırmayı deneyin. Hangi burçta olursanız olun, ayın bu enerjisiyle daha huzurlu hissedebilirsiniz. Venüs, aslan burcundayken, aşk ve ilişkilerde cesur adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bu dönemde duygularınızı açıkça ifade edebilir, Sevdiğiniz kişilere daha gösterişli ve cesur bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Romantizm ve sosyal hayat açısından ilgi odağı olmayı arzulayabilir. Kendinizi yaratıcı yollarla ifade etmek isteyebilirsiniz. Aslan enerjisi ilişkilerde daha tutkulu olmanızı sağlar. Bu dönem aynı zamanda sosyal çevrenizde daha fazla vakit geçirmek ve kendinizi yaratıcı projelerde göstermek için de harika bir zaman olabilir. Yeni ilişkiler kurmak veya mevcut ilişkilerde derinleşmek için cesur olun. İlgi odağı olmayı, övgüler almayı ve vermeyi sevdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Mars 20 Eylül'de Terazi burcunda olacak ve bu da ilişkilerde denge kurma ihtiyacını artırır. Karşılıklı uyum, çatışmalardan kaçınma ve barışçıl çözümler ön planda olabilir. Ancak kararsızlık ya da pasif agresif davranışlar da bu dönemde gündeme gelebilir. Mars Terazi burcundayken kişisel ilişkilerde dikkatli olunması ve dengeyi korumaya çalışılması gereklidir. Bu dönem boyunca karşılıklı saygı ve uzlaşma ön planda olmalıdır. İlişkilerde uyumu yakalamak için empati kurmak ve ortak noktalar bulmak önem kazanır. Ailevi, romantik veya iş ilişkilerinde adil davranmak olası çatışmaların önüne geçebilir. Merkür 20 Eylül'de retrogradta değilse iletişim ve teknoloji ile ilgili işler sorunsuz bir şekilde ilerleyebilir. Merkür retrosu olmadığından dolayı yeni projelere başlamak Anlaşmalar imzalamak ve seyahat planları yapmak için uygun bir zamandasınız. Eğer retrograd olsaydı, yanlış anlaşılmalar ve teknik aksaklıklarla daha fazla karşılaşabilirdiniz. Bu dönem, yazılı ve sözlü iletişimde net olmanız gerektiğini hatırlatır. Eğer önemli kararlar alacaksanız, bu dönemde tüm detayları iyice gözden geçirmeyi unutmayın. İletişimsel sorunları minimuma indirmek için sabırlı olun. Sevgili koçlar, bu dönemde özellikle iş hayatında ve projelerde detaylara odaklanmalı. Yeni başlangıçlar yapmak için mükemmel bir zamandasınız. İşlerinizi planlayarak ilerlerseniz büyük başarılar elde edebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi enerjik ve motive hissedebilirsiniz. Sevgili boğalar için ilişkiler ön planda olacak. İlişkilerinizde denge ve uyum sağlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Karşılıklı anlayışa önem verin. Romantizm açısından hareketli bir dönem olabilir. Venüs Aslan burcundayken sevginizi cesurca ifade edebilirsiniz. Sevgili İkizler, iletişim yetenekleriniz bu dönemde çok önemli olacak. Merkür retrograd'da olmadığı için yeni projelere başlamaktan çekinmeyin. Ancak çevrenizle olan iletişimde dikkatli olmalısınız. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için net ve açık bir dil kullanmaya özen gösterin. Sevgili Yengeçler, Duygusal olarak kendinizi biraz inişli çıkışlı hissedebilirsiniz. Bu dönemde içsel dengeyi bulmaya odaklanın. Ayın etkisiyle eski duygusal meseleleri kapatmak ve yeni bir sayfa açmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ev ve aile konuları ön planda olabilir. Sevgili Aslanlar, Venüs Aslan burcunda parlıyor. Sosyal çevrenizde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda daha tutkulu ve gösterişli olabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı projelerde ifade etmek ve ilgi odağı olmak için mükemmel bir zaman. Sevgili Başaklar, Güneş sizin burcunuzda, bu yüzden tüm gözler üzerinizde. Kendi projelerinize ve kişisel gelişiminize odaklanmak için mükemmel bir dönem. Detaylara olan dikkatiniz sayesinde iş hayatınızda büyük başarılar elde edebilirsiniz. Sevgili Teraziler, Mars sizin burcunuzda, bu da ilişkilerde dikkatli olmanız gerektiği anlamına geliyor. Karar verirken acele etmeyin ve dengeyi korumaya çalışın. Özellikle yakın ilişkilerde empati ve anlayış ön planda olmalı. Sevgili Akrepler, gizli duygularla yüzleşme vakti. İçsel dünyanızda derin bir dönüşüm süreci yaşıyorsunuz. Bu dönemde geçmişten gelen duygusal meselelerle yüzleşerek kendinizi özgürleştirme şansınız var. Sevgili Yaylar, yeni keşifler yapmaya açık olun. Bu dönemde yeni projeler başlatabilir veya hayatınızda farklı bir yola girebilirsiniz. Özellikle seyahat ve eğitim konularında fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sevgili Oğlaklar, disiplinli ve kararlı yapınızla işlerinizde büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bu dönemde özellikle kariyerinize odaklanın. Sorumluluklarınızı yerine getirirken sabırlı olun, çünkü başarı sizin için çok yakın. Sevgili Kovalar, yeni fikirlerle öne çıkabilirsiniz. Yenilikçi ve yaratıcı enerjiniz bu dönemde zirvede. Özellikle iş hayatında farklı yaklaşımlar geliştirmek için harika bir zamandasınız. Sevgili balıklar, sezgileriniz bu dönemde size rehberlik edecek. İç sesinize güvenin ve duygusal olarak dengede kalmaya çalışın. Ay fazının etkisiyle eski duygusal yaraları sarabilir ve kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Günlük yaşamda astrolojik etkileri en verimli şekilde kullanmak için bazı önerilerim var. Güneşin Başak burcunda olduğu bu dönemde iş Sağlık ve kişisel gelişim konularına daha fazla odaklanabilirsiniz. Özellikle ayrıntılara dikkat etmek, günlük rutininizi düzenlemek ve organizasyon yapmak için harika bir zaman. Kendinize bir yapılacaklar listesi hazırlayın ve planlı şekilde ilerleyin. Başak enerjisi mükemmeliyetçi bir yaklaşımı teşvik eder. Bu yüzden dikkatli olun ve mükemmel olmayı hedeflerken kendinizi aşırı zorlamamaya özen gösterin. Aşk ve sosyal ilişkilerde Venüs'ün Aslan burcundaki etkisiyle cesur ve özgüvenli olun. Sevginizi göstermekten çekinmeyin ancak abartıya kaçmamaya dikkat edin. Duygularınızı dramatik yollarla ifade etmek yerine içten ve samimi bir şekilde paylaşın. Aynı zamanda sosyal hayatınızda daha fazla parlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmalar, sosyal etkinlikler ve yaratıcı projeler için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Mars'ın Terazi burcundaki enerjisi ilişkilerde denge kurmanın önemli olduğunu hatırlatıyor. Karşılaştığınız zorluklarda ani tepkiler vermekten kaçının. Tartışmalarda empati kurarak karşı tarafın bakış açısını anlamaya çalışın. Bu dönem uzlaşmacı ve adil olmak için mükemmel bir zaman. Aile, iş ya da romantik ilişkilerde dengeyi korumak için karşılıklı saygı ve anlayış önemli olacak. İş hayatında daha fazla üretkenlik ve verim sağlamak istiyorsanız Merkür'ün iletişim enerjisini kullanarak stratejik planlar yapın. Teknolojik araçları ve iletişim kanallarını iyi kullanarak işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Eğer bir projeniz varsa ya da önemli görüşmeler yapacaksanız bu dönemi değerlendirin. Merkür retrograd'da olmadığı için önemli kararlar alırken daha az endişe duyabilirsiniz. Duygusal açıdan ayın fazlarına dikkat edin. Büyüyen fazdaysa yeni başlangıçlar yapmaya açık olun. Küçülen fazdaysa Tamamlanmamış işlerinizi bitirin ve kendinizi yenilemek için bir mola verin. Meditasyon, yoga gibi zihinsel ve ruhsal dengemizi güçlendiren aktivitelerle bu dönemin enerjisini en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, ayın fazla duygusal dünyamızı etkiler, bu yüzden kendinizi dinlemek ve içsel huzur bulmak önemli olacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. 20 Eylül'de burçları etkileyen astrolojik olayları ve günlük yaşamınıza yansımalarını umarım keyifle dinlemişsinizdir. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda burcunuza göre deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki astroloji rehberimizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.